Songar 556 dediğimiz Songar'a özel 200 mermi atan bir silahla ilerliyorduk. Ve ilk lansmanımızı aslında 200 tane adet silahla yaptık. 200 atım yapan, mermisi olan bir silahla yaptık. Daha sonra şeyi gördük. Envanterde kullanıma bağlı görünce geri beslemelerle biz bunu aslında bir platform olarak kullanmayı, sadece tek başına bir platform ve o platformu farklı farklı faydalı yükler eklemenin akılcı bir yol olduğunu gördük. MP55 silahını ilk defa entegre ettik. Atışlarımızı yaptık başarılı. Biz artık farklı farklı silahları Songar'a entegre edebileceğimizi gördük. Çünkü bu ister yurt dışından bize gelmeye başladı. Çünkü 5.56 mermisi olmayan ülkeler 5.45'i yapıp yapamayacağımızı sormaya başladılar. Bu kabiliyeti kazandı. Biz dedik bu sefer bir alanı bir mühimmatla nasıl yok edebiliriz? Burada TÜBİTAK SAGE aslında bize çok abilik etti. Yani bu çok önemli. Bize bir yol açtı ve TOGAN hikayesi başladı Songar'ın esnada. TOGAN 35 metrelik bir çapı açıkçası etkili bir şekilde imha edecek bir yapı mühimmat. Ondan sonra en sonunda da tapalı atışımızı yaptık TOGAN'ı. Aktaş, Konya firmasındaki Aktaş çok başarılılar. Bizle çalıştılar. Onların bir bomba atarları var. Onlar da bu sefer bomba atar entegre edelim dedik. Bomba atarlarında 40 milimetre, hani şurada aslında bir tane şeyi var, göstermek isterim. 40 milimetre çapında bir bomba atar, 10 metrelik bir çapı etkili bir şekilde ateş edebilirsiniz. Yakın zamanda altılı tamburalı bir bomba atar da yine aynı firmayla çalışarak aslında bunu implement edeceğiz. Bu sefer hani Troy firmasıyla yan yana geldik. Roketi entegre edebilmesi şeklinde çalıştık. Şu an çalışıyoruz. Arge faaliyetlerimiz devam ediyor. Sonunda günün sonunda atışlarımız başarılı olacağını düşünüyoruz. TÜBİTAK Bilgen'le görüşmeye başladık. Bu sefer yüksek güç lazeri EGM'nin bir ihtiyacını karşılayıp bomba imhasında kullanıp kullanamayacağımızı düşünerek yine bir ihtiyaçtan entegre etmek için çalışmaya başladık. Yani aslında Songar'ı bir platform, bu platforma takılacak birçok faydalı yükü nasıl çözeriz şeklinde bu 2 sene çalıştık. Bunu da İDEF'te sergileyeceğiz. Farklı farklı payloadlarımızı bizim standımızda göreceksiniz. Yani bir platform alırsınız ama yazım değişikliği, launcher değişikliğiyle, mekanik bir adaptasyonla kullanabilirsiniz diye bir iddiamız var. Bunun kullanım açısından operasyonel sahada faydası olacağını düşünüyoruz. Şöyle düşün, hani günün sonunda bunlar çoklu uçacaklar. Yani aslında bir görev operasyonel bir konseptte bazen 5.56'ya ihtiyacı olacaksınız. Çünkü merminiz ve adetiniz elinizde oysa caydırmak için imha etmek istersiniz bir yere TOGAN'la gidersiniz. Farklı farklı operasyonel konseptleri tek bir platformda nasıl toplarız hikayesinden yola çıktık. Bunların 2-3'ünü sahada başarılı bir şekilde yaptık. Diğerlerinin Ar-Ge faaliyetleri hala devam etmekte. Şimdi 2 farklı ülkeyle çok ciddi görüşüyoruz. Yani süreç, yurt dışı ihracat süreci o kadar kolay değil. 100'e yakın ülkeye teklif verdiğimi söyleyebilirim. Ama gerçekten hani şu an hani yeşil ışık aldığımız 2 tane farklı ülkede ihracat yapma şansımız var. Şu an yoğun bir şekilde 2 ülkeye odaklanmış durumdayız. Kısmet olursa bu sene içinde imzalamayı bekliyoruz. Ve sahada 2000 üstü araçta ürünlerim başarılı şekilde koşuyor ve kullanıcının emrinde.